İyi akşamlar. Bugünün tarihinin yazıldığı kayda geçsin başladı. Gazeteci Fadime Özkan'la birlikte hazırlayıp sunduğumuz kayda geçsinde bu akşam yine çok önemli bir konumuz var. Kayda geçecek sorular soracağız. Kayda geçik yanıtlar almaya çalışacağız. Ama önce geleneksel hale getirdiğimiz bir önceki haftada neler kayda geçti onu izleyeceğiz. Hakan Bilal Kutlualp vardı. Konuğumuzdu. Fenerbahçe Kongresi öncesinde önemli açıklamalar yapmıştı. Şimdi önce geçen hafta neler kayda geçti onu izleyelim. ...204 milyon lirayı biz SPK'nın talimatıyla Sportif AŞ'ye bu parayı Fenerbahçe vermeli. Ne zaman? 30 Kasım. Var mı kasada 204 kuruş? Yok. Ben o şampiyonluğu sonuna kadar hak edildiğine inanan bir insanım. Sayın Başbakanımız tabii ki haklı olarak Türkiye, Fenerbahçe çok önemli bir camia, bilmek istiyor. Diyor ki yaptı mı Fenerbahçe, yapmadı mı diyor. Şenez Erzik Bey ile beraber Mehmet Ali Aydınlar Bey'in... Başbakan Erdoğan açık bir şekilde soruyor. Evet, hayır, yapmadı diyor. Ya bundan daha güzel ne olabilir? Kongrenin verdiği karar, genel kurulun verdiği karar kutsal bir karardır. Herkesin saygı göstermesi gereken bir karardır. Evet, geçen hafta bunlar kayda geçti. Peki bu hafta neler kayda geçecek ve kimle konuşacağız? Konuğumuz Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Profesör Doktor Sayın Nur Serter. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz Nur Hanım. Hoş bulduk. Biz çok soru hazırladık. Sizi burada ağırlamaktan da uzunca bir zamandır çünkü konuşmuyorsunuz ve sizin Evet. son gelişmelerle ilgili ne düşündüğünüzü de merak ediyorduk. O yüzden soracak çok sorumuz var. Vakit kaybetmek istemiyoruz. Tabii. Hemen sondan başlamak isterim ben. Biliyorsunuz geçen hafta Cumhuriyet'in 90. Evet. yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne 4 kadın milletvekili, haçtan dönen 4 kadın AK Partili kadın milletvekili başörtülü olarak meclise girdiler. Bu Cumhuriyet tarihinde bir şeye tekabül ediyor elbette. Sizin kamusal alanda başörtünün varlığına ilişkin tavrı en net olan isimlerden birisiniz Evet. Türkiye'de. Sizin ne dediğinizi, ne diyeceğinizi merak ettik. Çünkü bu şeyden sonra hemen hemen herkes fikrini bir şekilde beyan etti. Bunu daha çok hani Cumhur'un aslında kendi meclisinde temsil edilmesi bakımından bir normalleşme olarak değerlendirenler de vardı. Ama bunu bir kara gün olarak adlandıranlar da vardı. Siz bu gelişmeyi nasıl değerlendirdiniz, ne düşünüyorsunuz? Evet, teşekkür ediyorum önce bu soruyu bana sorduğunuz için. Ben bugüne kadar konuşmadım çünkü zaten olayın olduğu gün Türkiye'de değildim. 8 gün yurt dışındaydım. İngiltere'de bir takım görevlendirilmiş olarak toplantılara katılmak durumundaydım. Özür dilerim. Önceden planlanmış bir şey miydi bu? Evet, yaz başında Ya yaz başında. Ya belliydi. aslında bir tavır değil böylesi bir sürece dahil Hayır, böyle kısa vadede hayır. yapılmış bir Öyle şey değil. olsa benim şu anda hiç meclise girmemiş olmam gerekir. Şimdi önce şunu söylemek istiyorum. Benim için bir sürpriz değildi bu olay. Bakınız ben üniversitelerde başörtüsü yasağı kaldırıldığı andan itibaren adım adım olacaklara ilişkin açıklamalarda bulundum. Hatta mecliste yaptığım konuşmalar vardır, tutanaklara geçmiştir. Bunun üniversitelerle sınırlı kalmayacağı, bütün eğitim kurumlarına öğrenciler ve öğretmenler dahil yayılacağı, kamuda kullanılacağı, devlet memurlarınca kullanılacağı ve en son aşamada da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geleceğini defalarca söyledim. O tarihte Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkan Vekili olan Nurettin Canikli buna itiraz etti. Bu bizim teminatımızdır. Asla böyle bir şey olmayacak. Ne olmayacak? Bu iş sadece üniversitelerle sınırlıdır. Kamuda, hatta sözleri var, bakın size okuyayım. Kesinlikle gündemimizde kamuya serbestlik diye bir şey yok. Bundan sonra da olmayacak. Böyle bir şey fiilen gündeme gelmeyecek diye açıklamaları var 2008 yılında. Hatta hatırlarsınız bir AKP milletvekili Hüsnü Tuna böyle bir açıklamada bulunduğu için, yani bundan sonra sıra kamudadır dediği için disiplin cezası aldı ve 2011'de de aday gösterilmedi. Şimdi bütün bu açıklamalara rağmen olayın
bu noktaya geleceği belli olduğundan benim için hiçbir biçimde bir sürpriz değil. Bu noktayı siz nasıl tanımlıyorsunuz? Bu nokta çok açık ve net olarak türbanın ve türbanlı kadının aslında kullanıldığı ama başta başbakan olmak üzere başbakan ve yanındaki bir ekibin cumhuriyet rejimiyle hesaplaşması ve laikliğin yok edilmesi amacıyla başlattığı sürece en can alıcı noktanın konulması olayıdır. Çok samimi düşüncem budur. Çünkü şunu izninizle izah etmek istiyorum. Aslında başbakan hiçbir şekilde gömlek falan değiştirmemiştir. Ve ben başbakanın Türkiye'de İslam, din, devlet ilişkileri konusunda söylediklerinde son derece samimi ve tutarlı olduğunu düşünüyorum. 1994'te ne söylediyse Sayın Başbakan, yani en üst belirleyici İslam'ın ilkeleridir. Türkiye'de Kemalizme ve benzeri rejimlere yer yoktur. 21. yüzyıl dinlerin asrı olacaktır gibi söylemler ve hatta hazmettire hazmettire bunları getireceği söyleminin arkasında durduğunu 3. dönem iktidarında çok açık şekilde uygulamaya sokmuştur ve söylediklerini adım adım yerine getirmektedir. Peki buna şöyle bakmaz mısınız? Yani şimdi bu bir siyasi partinin belli bir tarihte böyle deyip o günün gündemi üzerine bir yorum yapıp daha sonraki bir dönemde başka bir politik tutuma girmesi ayrı bir şeydir ama burada şimdi Türkiye nüfusunun %70'lere tekabül eden bir kısmında kadınların başörtüsü kullandığını biliyoruz. Toplumun yarısını kadınlar oluşturuyor ve %70 de başörtülü. Şimdi %70 başörtülü olan bir toplumda başörtülü milletvekillerinin olmasından ve onların seçilme hakkını kullanmasından daha doğal bir şey olamaz. Bu bir hak gaspıdır ve hani bunun mecliste de bir karşılığının olması bu siyasi partinin varlığının dışında da aslında değerlendirilmesi gerekmez mi? Şimdi olaya öyle bakarsanız eğer tabii pek çok tartışma alanı çıkar. Örneğin ben hiçbir şekilde 5 kişiyi gündem maddesi yapıp onların üzerinden spekülasyon yapmak istemiyorum ama tabii insanlar bunu soruyorlar. Bu arkadaşlarımız türbanlı olarak mı meclise geldiler? Hayır. Hacca mı gittiler? Hayır. Yani bu bir kurguydu. Bu bir kurgunun sonucunda ortaya çıkarılmış olan ve Türkiye'de artık laik devlet kavramının ortadan kaldırılacağının kullananlar aracılığıyla işaretinin verildiği bir süreçti. Bakın benim dikkat çekmek istediğim olay o 5 kişi değil. O 5 kişinin içinde tanıdıklarım var. Geçen gün birlikte bir toplantıya katıldığım bir arkadaşımız var. Genç bir hanım arkadaşımız var. Ben onlarla ilgili bir spekülasyon yapmak istemiyorum. Ama şunu çok iyi ve net tespit etmek lazım ki aslında türbanı takan değil de türbanı takanı siyaseten nasıl kullananların Türkiye'yi nereye götürmek için hangi mesajları verdiğine bakamazsak eğer biz o zaman doğru sonuca varmayız. Bakınız Sayın Başbakan'ın aslında temel sorunu ulus kavramıyladır. Çünkü Başbakan'ın aklı İslam ümmetine takılı kalmıştır. O İslam ümmetini hayata geçirebilmenin yollarını aradığının işaretini daha önce verdi, daha sonra da verdi. Bakın Osmanlı tipi bir modelden bahsediyor. Sürekli olarak diline indiriyor. Eskiden söylediği Türkiye'de 27 etnik grup yaşamaktadır. Bunlar Osmanlı tarzı bir eyaletler sistemiyle idare edilirler. En üst belirleyici ve birleştirici. Şimdi bağlayıcı dindir. Bakın siz eğer bir toplumda, bir ülkede bağlayıcı olan dindir diyorsanız bağlayıcı olanın ulus olduğunu kabul etmiyorsunuz demektir. Bunu adım adım hayata nasıl geçirirsiniz? Ulus bilincini yıkarsınız, yok edersiniz. Yerine dini bilinci geliştirirsiniz ki yapılanlar odur. Şimdi, görsel olarak da odur. Sadece türbanla da sınırlı değildir yaptıkları. 4+4'ten hafızlık eğitimine, işte en son evlere müdahaleye, dindar ve dindar gençlik onlara da gelelim. Ama burada hani ulus devlete varmadan önce birey hakkından
bahsediyoruz, evet. Öyle değil mi? Evet. Yani üstelik hemcinslerinizle ilgili olan bir durumdan, evet, bahsediyoruz ve sizinle biz daha önce de bir röportaj yapmıştık. Hı-hı. Orada da benzer bir durum üzerine aslında röportaj, hı-hı, yürümüştü. Burada hani kadını edilgenleştiren bir dille bu konuyu tartışıyorsunuz. Yani bir siyasi partinin liderinin ne dediğinden tamamen bağımsız olarak bir fert olarak bir kadının kendi hakkını kullanmak istediğinde, iradesini kullandığında aslında onun birileri tarafından kullanılmış olduğunu söylüyorsunuz. Bu çok ileri bir şey değil mi? Bir haksız bir şey değil bakın, mi? Bakın. Bir siyasetçi şimdi olarak da. Meclisteki durumu eğer irdeleyecek olursak bu arkadaşlarımızın 2 yıl boyunca meclise başları açık olarak gelmediklerini hepimiz biliyoruz. Bir kere bu tartışma dışındadır. Yani bir anda birdenbire başlarını kapatma isteği AKP'nin siyasi projesi çerçevesinde gelişmiştir. Ve bu arkadaşlarımız da hem kendi siyasi partilerinde hem kamuoyunun kendileri gibi düşünen kesiminde büyük de bir popülarite yakalamışlardır. Şimdi bakınız. Şimdi bakınız, kendileri bunu şöyle ifade ettiler. Bence onların sözlerine referans. Yani onları dinlemek icap etmez mi? Onlar diyorlar ki hacca gittik ve oradaki ukrevi havadan. Ama gitmediklerini biliyoruz yani. Nasıl? Şimdi Allah aşkınıza. Nasıl biliyorsunuz? Yani bakın, birey üzerinden tartışmak istemiyorum ama bu arkadaşlarımızın bazılarının hacca falan gitmediklerini biliyoruz. Tartışmayın. Yani hacca gitmediler ama hacca gittik deyip mi gerek kapandılar? Gerek de yoktu. Hacca gittik demeye de gerek bence yok. De ben gerek kapanmak yoktu, istiyorum, evet, kapandım ama. Ama siz bir şey söylüyorsunuz da bunu ya, öğrenmek bakın, istiyorum. Bakın buna bir geçerli mazeret aramalarına da gerek yoktu. Ben diyorum ki ben çok net bir şey söylüyorum. Eğer toplumda türban bir temel kadın hak ve özgürlüğü olarak ele alınıyorsa, bir kere en başta bunun tartışılır olması lazım. Yani türban, kadının türbandan başka hak ve özgürlükleri yok da sadece türban mıdır kadının öyle hak midir ve özgürlüğü? Acaba? Değildir tabii ki. Tabii ki değildir. Tabii yani ki değildir. Ama kadının türban onlarca sorunu sebep vardır. Olmamalı. Bakın, kadının onlarca sorunu vardır. Ve dinin kadından istediği de pek çok başka şey vardır. Kadınla ilgili yaptığı pek çok da düzenleme vardır. Bakın, ben işin siyasi çerçevesini çizmek istiyorum size. Bireyin tercihleri üzerinden gitmeden önce o siyasi çerçeveyi şekillendiren ve ona güç katan siyasi iktidarın projesinden bahsediyorum. Peki o zaman bir şey sorabilir miyim? Bu bir projedir. Yani bunun bir proje olduğunu artık bugün çok net ve açık tam bir şekilde şu noktada görüyoruz. Şunu sormak istiyorum. AK Parti diye bir siyasi parti, hı-hı, olmasaydı, iktidarda olmasaydı, evet, siz bu ülkenin vekillerinden birisiniz. Evet. Temsil ettiğiniz bir, hı-hı, halk kitlesi var. Hı-hı. Siz bir kadın milletvekili olarak toplumunda %70'inin başının örtülü olduğunu düşünerek, hı-hı, bu gerçeği de buraya, hı-hı, koyarak sormak istiyorum. Siz başörtüsü mecliste ve kamusal alanda hiç mi görmek istemiyorsunuz ya da sizin bazı kabul kriterleriniz benim, mi var? Hayır, benim bir kabul kriterim yok. Benim tek bir kriterim var, hukuk. Burası bir hukuk devleti ise, burası çağdaş, laik, demokratik bir cumhuriyetse, bir hukuk devleti ise, buradaki referanslar din üzerinden değil, hukuk üzerinden verilir. Hukuka bakarsınız. Eğer anayasadaki laiklik ilkesine aykırı olduğuna ilişkin verilmiş olan yüksek yargı kurumu kararları varsa, eğer Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nce verilmiş, hatta sadece Türkiye için değil biliyorsunuz, Haç için de var benzeri. Bunlar çeşitli 90'lar kararlar, ve 2000'ler hayır, önce 90'lar değil aslında. Daha 2013'te çıktı bir kararı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin. Şimdi hukuk 90 değil, bakın 2013'te de olsak, 23'te de olsak, eğer anayasa, bugünkü anayasa halen geçerli ise, ki geçerlidir. Elbette. Çünkü yeni bir anayasa yapılmamıştır. Ama o anayasa değil midir hakları teminat altına alan? Oradaki laiklik ilkesine aykırı bir uygulama olduğuna ilişkin verilmiş somut kararlar varsa, benim birey olarak zaten böyle bir yetkim yok. Kurumsal olarak yok. Yasama organının, yargı ve yürütmenin de anayasa mahkemesi kararlarını yok saymaya, yine anayasanın 153. maddesine göre hakları yok. Yani bir hukuksuzluk var. Bir yasa çıkarırsınız. Bakın, bu olur. Bir yasal düzenleme yaparsınız. Anayasayı değiştirirsiniz. O yasal içinde türbanla ilgili bir madde getirir koyarsınız. Asla ağzım açıp hiçbir şey söylemem. Ama siz
eğer mevcut yasalara ve anayasaya rağmen bunları çöpe atarak, görmezden gelerek bir takım spekülatif yaklaşımlarla ve arka planında da siyasi rant elde etmek için böyle bir yaklaşıma girerseniz siyasi, sizin şahsınızı söylemiyorum tabii, siyasi bir parti olarak, o zaman ben de derim ki hukuken neye dayalı olarak söylüyorsunuz? Biraz... Yani bir hukuk devletinde yaşıyorsak ve bu hukuk devleti çağdaş hukuku uyguluyorsa, hiç kimsenin dini referanslarla hareket ederek o hukukun temel kurallarını ihlal etme hakkı ve yetkisi yoktur. Bu konuda da yoktur, başka bir konuda da yoktur, hiçbir konuda yoktur. Benim söylemek istediğim bu. Yoksa ben beğeniyorum, beğenmiyorum, benim böyle bir tercihim yok. Samimiyetle yok. Ben sokakta yürürken karşımdan yürüyüp bana gelen kadının başı üst kapalı mıdır, değil midir dikkat bile etmem. Belki Eren hatırlar, çünkü aynı fakültedeydi o da. Benim sınıfımda başörtülü öğrencilerim oldu. Yasak uygulamaya sokulmadan önce. Benim için böyle bireysel bir ayırım yok. Bakınız, başka bir örnek vereyim size. Bir af yasası çıktı ben milletvekiliyken. Evet. O af yasasında bana telefon ettiler. İşte problemlerini anlatıyorlar. Ben de onların istekleri doğrultusunda, kim olduğunu bilmiyorum insanların, biraz genişletilmesine katkı vermeye çalıştım af kapsamının. Birisi bana telefon etti. İşte türbanlılar, benim hiç umurum değil. Türbanlı olmuş olmamış. Ve sonra aralarında türbanlı öğrencilerinde bulunduğu bir grup öğrenci gelip bana çiçek getirip teşekkür etti. Ve web sayfası açmışlar. Oraya da o teşekkür koydular. Bu bireysel olarak en ufak bir sevgisizliğim, saygısızlığım, işte aman bu da şu gruptanmış diye bir böyle beğenmemezliğim kesinlikle yok. Ben sadece bir şeyin altını çiziyorum. Birileri siyaseten, İnancı dolayısıyla veya militan bir duyguyla, onu bilemeyiz, türban takan kadını Türkiye'de laik rejimi devirmek, cumhuriyetin kazanımlarını ortadan kaldırmak, Atatürk Türkiye'siyle hesaplaşmak için kullanıyorsa benim hedefim o insanlardır. Onu takıp oraya gelen milletvekili de değildir benim hedefim. Onu takıp okula giden öğrenci de değildir. Peki, benim vurgu yapmak hocam, bir araya girebilir miyim? Samimiyetle budur. Hep de bu olmuştur. İnanın ki bu olmuştur. Hocam, aslında yani sizin ikili yürüttüğünüz mülakatın inerisini bozmamak için araya girmedim. İki kadın arasında. Hocam da diyorum, izleyicilerle siz söylediniz. Nur Hanım gerçekten benim hocam. Ders aldım kendisinden. Bölüm başkanı olduğu bölümde okudum. Ve aslında bahsedilen dönemlere de çok yakından tanık oldum. Hem de her cephesiyle tanık oldum. Ama şimdi iki tane kayda geçecek şey söylediniz. Ve onlar kayda geçti. Hatta bir kez daha kayda geçmeli. Bunlardan bir tanesi biraz böyle mulak gibi kaldı. Başörtüsüyle meclise giren milletvekillerinin bazıları hacca gitmedi dediniz. Hı hı. Birincisi bu kayda geçti. İkincisi bir dönemde afla dönen öğrenciler oldu. Bu çalışmayı ben yaptım. Bunların arasında başörtülü öğrenciler de vardı. Onların başörtülü olması af konusunda beni herhangi bir tereddüte düşürmedi. Ve ardından da ellerinde çiçeklerle beni tebrik etmeye geldiler dediniz. Bu ikisi kayda geçti. Ben ama kayda geçecek iki soru daha sormak istiyorum. Siz bir yandan işte din referansıyla hükümetin sosyolojik olarak toplumsal yapıyı, rejimi değiştirmeye çalıştığını, evet, ve bu noktada ilerlediğini iddia ediyorsunuz ve yıllardır savunduğunuz bir, evet, fikir bu. Ama şöylesi bir şey hatırlıyorum ben, siz de hatırlayacaksınız. Seçimlerden önceydi, bir grup başörtülü kadın özellikle de AK Parti'ye yönelik, sadece AK Parti'ye yönelik dedi aslında, diğer partiler de söylemişlerdi ama bundan en fazla AK Parti alınmıştı. Başörtülü aday yoksa oy yok diye bir kampanya yapmışlardı. Evet. Ve şunu hatırlıyorum, eğer yanılıyorsam Fadime beni düzeltsin. Başörtülü aday yoksa oy yok kampanyasına en şiddetli tepki AK Parti cephesinden ve başbakandan geldi. Hı hı. Ciddi eleştirdi ve çok kızdı. Ve bu kampanyayı yapan başörtülü insanlar ise AK Parti'ye çok kızdı. Ve evet, başörtülü aday, hı, gösterilmedi. Şimdi bir yandan da burada hani madalyonun öbür tarafından baktığınızda, mesela bu başörtülü kadınlar cephesinden baktığınızda, AK Parti yıllarca bu konuyu çözmemiş, yıllarca bu konuyu kenara itmiş, gündeme getirmemiş
ve bu anlamıyla da belli bir süreye kadar bu konudan faydalanmış, fakat bir yerden sonra ise bir kenara koyulmuş hissettiklerini söylediler. Hı. Şimdi bu da madalyon ama başka bir yüz. Yani sizin, evet, söylediğinizin tam tersi. O taraftan baktığınızda hakikaten antitez bir şey söylüyor. Ve biz hep kenara itildik diyor ve AK Parti dönemi diyor. Sözlerini tutmadılar diye. O başörtülü aday yoksa oy yok kampanyasını. Oradan da şöyle bir şeyi, bir not düşmek lazım bence Eren. Şimdi 2008'deki düzenlemeden sonra AK Parti'nin kapatma davasındaki en temel, hı-hı, argüman bu yasal düzenlemeydi. Evet. Yani kapatmanın eşiğinden dönmüş, yani bu sorunu, hı-hı, çözmek, hı-hı, için kapanmanın eşiğinden dönmüş bir siyasi partiden bahsediyoruz. Ben bu yani kendimi tartacak değilim. Sadece böyle bir şey hatırlatacağım. Tespit ederken bunu da madalyon öbür tarafında yazalım. Da ama böyle bir şey vardı, tepki vardı başörtülü kadınlar tarafından. Sizin burada çizdiğiniz çerçeveyi Cumhuriyet Halk Partisi açısından düşünürsek, Cumhuriyet Halk Partisi Muharrem İnce'nin konuşması dışında hani parti olarak böyle bir tepki vermedi. Yani sizin şu an anlattığınız dozda bir duruş sergilemedi ve hemen akabinde özellikle de muhafazakar medyadan da takdir topladı. Bu anlamıyla parti bir böyle sizin gibi düşünüyor fakat stratejik taktik olarak mı böyle bir pozisyon alıyor? Yoksa o anlamıyla bu süreç parti içerisinde de tartışılan ve ciddi anlamda ayrımlara sebep olan bir süreç mi? Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin evet iki konuşmacısı oldu. Şafak Pavey'in, evet, konuşması da çok yankı yaptı. Doğru. Onlar benim vurgu yapmış olduğum anayasaya, yüksek yargı organı kararlarına, AİHM kararlarına aykırıdır, bir hukuk ihlalidir boyutunda bir açıklama yapmadılar. Şafak Pavey'in konuşması çok ince ve çok ciddi eleştirilerle ama daha çok bireysel ağırlıklı eleştirilerle dolu bir konuşmaydı. Çok da güzel bir konuşmaydı. Ama bunu şöyle kesinlikle algılamamalı toplum. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin bütün bu olanlara onay verdiği anlamına gelmiyor. Veya bir kabulleniş gibi de algılanmamalı. Cumhuriyet Halk Partisi dediğimiz zaman, Cumhuriyet Halk Partisi oy verenlere baktığınız zaman 11 milyonluk bir kitle, en az 11 milyonluk bir kitle. Yani her 4 seçmenden biri Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermiş. Bu kitle bütün bu olayları kesinlikle kabullenmiş değil. Ama başka bir şey var. Türkiye'de rejimi değiştirmeyi türban üzerinden gerçekleştiren ve seçim öncesini de bunu ranta dönüştürmek isteyen, sürekli türbanı tartışma alanı içinde tutarak bundan beslenen AKP'nin oyununu gördük mesajıdır aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin buradaki tavrı. Yani aman ne kadar da iyi oldu, bravo, harika bir şeydir filan, biz de kabul ediyoruz gibi bir mesaj çıkmamalıdır. Cumhuriyet Halk Partisi içinde bireysel olarak bunu dillendiren, böyle bireysel mesaj verenler olabilir. Ama geniş Cumhuriyet Halk Partisi kitlesine baktığınız zaman bu bir onaylama ve kabulleniş olarak asla kabul edilemez. Bunu inanarak ve bilerek söylüyorum. Ama başka bir şey vardır. Ey başbakan, sen yıllardır türbanı kullandın. Türban üzerinden kadını kullandın. Biz ama bunun farkına vardık. Sürecin önünü açan isimlerden bir tanesi de Kılıçdaroğlu. Aynı gerekçeyle işte. Aynı gerekçeyle. Yani bu, ben bu konudaki kendi görüşümü paylaşmıyorum. Ben olayı tespit ediyorum. Siyaseten. Yani olayı böyle tespit edeyim. CHP olarak, siyaseten, başörtüsünün siyasetten çıkması mı istiyorsunuz? Evet, CHP bunu istiyor. Temel stratejisi ne olacak bundan sonra bu mevzuda? Cumhuriyet Halk Partisi artık Türkiye'nin daha gerçek sorunlarının tartışılmasını, artık kadın üzerinden ve türban üzerinden kolaycı bir siyaset yapma yolunun kullanılmamasını arzu ettiği için bu olaya sessiz kalarak farklı bir davranış biçimiyle cevap vermiştir. Peki şöyle bir yorum yapıldı Nur Hanım. Ona katılır mısınız? Dendi ki Cumhuriyet Halk Partisi böyle bir konuda artık toplumun bu mevzuyu tamamen aştığı, hiç sorun etmediği, kabullendiği bir mevzuyu siyaseten de kabul etmek zorundaydı. Buna karşı çıkacak bir duruş sergileyemezdi. Bu onun için büyük bir kayıp olurdu. Bu nedenle sessizlikle biraz bir iki konuşmayla durumu kabullendi. Yorumunuz nedir? Evet, şimdi benim kendi kişisel duruşum, ben siyasi kaygılarla, yani
karşı çıkarsam oy kaybederim anlayışıyla. Türkiye'de eğer bir hukuk ihlali varsa, anayasa ihlal ediliyorsa buna sessiz kalınmasını o suça ortaklık yapmak olarak nitelendirir. Yani olay Ali'nin, Veli'nin, Ayşe'nin, Fatma'nın olayı değil. 3-5 kişinin olayı değil. Eğer benim inandığım biçimde Türkiye'de bir hukuk ihlali varsa, anayasa ihlali varsa ve buna karşı muhalefet partileri salt siyasi kazanç elde etme amacıyla sessiz kalıyor iseler, bu o suça ortaklık anlamına gelir. Ve bunu da Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakıştıramam. Dolayısıyla bu daha hoşgörülü bir bakışla, daha iyimser bir bakışla sadece başbakanın bunu bir malzeme olarak kullanmasını önlemek ve laikliği bir bütün olarak ele alıp ona sahip çıkma refleksinin ilk adımı olmalıdır diyorum. Devam edeceğiz ama bir kısa ara vermemiz gerekiyor. Pardon. Bu arada izleyeceğimiz hakikaten Twitter'dan da çok yoğun şekilde sorular soruyor. Onların da bazılarını paylaşmaya çalışacağım. Ama öncelikle 30 saniyelik çok kısa bir ara. Aranın ardından sadece bu konuda, bu başlıkta değil, farklı başlıklarda da kayda geçecek sorular sorup kayda geçecek yanıtlar alacağız. 30 saniye kısa bir ara. Petrol tasarrufudur. Geri dönüşüm enerji tasarrufudur. Geri dönüşüm küresel ısınmayı yavaşlatır. Geri dönüşüm ham madde kaynağıdır. Geri dönüşümle doğal kaynaklarımız korunur. Geri dönüşüm gelecek için yatırımdır. Ambalaj atıkları çöp değildir. Ambalaj atıklarını atmayın, ayırın. Dönüşüm iyi gelecek. Hepimize. Evet, kısa bir aradan sonra kayda geçsin devam ediyor. Konuğumuz Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Profesör Doktor Nur Serter. Twitter'da hakikaten arka arkaya sorular var. Teşekkür ediyoruz öncelikle bu yoğun ilginiz için. Soruların hepsini soramıyorum ama odaklandığı bir yer var. Ve çoğunlukla da izleyiciler sizi ekranda gördüğünde ve bu konu açıldığında aynı yere odaklanıyor, ikna odalar. Ne kadar şaşırdım bilemezsiniz. Evet, şaşırmadığınızı tahmin ediyorum. Ve bu konuda çok şey anlattığınızı, çok şey söylediğinizi ve artık kendinize tekrar düştüğünüzü de düşünüyorsunuz. Evet. Çok konuşmak istediğiniz bir konu değil. Ama bunun şeyi var Eren, yani hani yeniden ikna odaları bahsine girmeyelim ama ikna odaları ile ilgili olarak sizinle 2010'da yaptığımız röportajda. Evet, orada siz ikna odasında öğrencilerin sözlerinin sonradan ya da o durumun çarpıtılmaması için tedbiren kayda girdiğinizi ve o kasetlerin sizde olduğunu ve artık imha edeceğinizi söylemiştiniz. Ve onun peşi sıra davalar açıldı bu sizin sözlerinizin üzerine. Şimdi o kasetlerin durumunu bilmiyoruz. Kasetler sizde mi, imha ettiniz mi yoksa bir yerde duruyor mu? Ama kasetler sizin kendi kendini imha etmiş durumda. Üzerinden 15 yıl geçtiği için. Yapışmış, yok olmuş. Öyle mi? Sizde mi? Evinizde mi? Yani İstanbul Üniversitesi'ne geçiyoruz. Yani oradaki kayıtlar. Yani söylet çünkü şunu, bunlar bizde değil demişti. Yani nerede olduğunun önemi yok ama benim de yaptığım araştırma sonunda kullanılamaz hale geldiklerini biliyorum. Belki aralarında
bir tane iki tane şey bulunabilir. Onu bilemiyorum. Yani çalışmadım o konu üzerinde doğrusu. Şimdi şu yanlış bir bilgi. Benim sizinle yaptığım röportajdan sonra bu kasetlerin varlığının ortaya çıktığı doğru bir şey değil. Çünkü eğer gazeteleri açıp okuyacak, geçmiş tarihe gidecek olursanız 1999 Ağustos ayında İstanbul Üniversitesi Avcılar Kampüsü'nde yapılan yeni giren öğrencilerin kayıtlarıyla ilgilidir bu tutulan bizim İletişim Fakültesi öğrencilerimizin apaçık, ortadan aşikar kamera koyarak çektiği adı neydi? Bir dakika, hiç adı falan yok. Öğrencileri bilgilendirmeyerek. Bu sonradan basının koyduğu. O ikna ile ilgili bir şey söyleyeceğim. Şimdi burada o zamanki gazetelere bakılacak olursa onlar çok konuşuldu. Ben kaç tane televizyon programına çıktım. Yani aradan hepsi belli. Aradan hatta yani haberler var, televizyon programları var. Yani aradan 15 yıl geçtikten sonra vay biz de bunu bilmiyorduk diyerek bu tür konuların yeniden gündeme getirilmesi tabii ki hiç gerçekçi değil. Başka bir şey söylemek istiyorum. Tabii ki ikna falan yok, bilgilendirme var. Bilgilendirme de doğru. Yeni bir uygulama başlıyor. Bir uygulamada öğrencinin neyle karşılaşacağını bilmeden o uygulamanın içine itilmesi mi doğrudur? Yoksa ona işte YÖK genelgesi şudur, şunun yapılması gerekir diye bir bilgi verilmesi mi doğrudur? Bu öğrenciyi eğitime devam ettirmek amacıyla bilgilendirmeyi hedefleyen bir uygulamaydı. Ama eğer ikna arıyorsak, yani türbanın tarihinde bir ikna arıyorsak, ben size çok güzel ve çok da somut delili bir ikna örneği vereyim. 1967 yılında, bakın 2008 yılında bir gazeteye Şule Yüksel'in vermiş olduğu bir röportaj. Gazetenin ismini size daha sonra söyleyeceğim, açıp bakarsınız. Şule Yüksel diyor ki, ben işte Risale-i Nur'la tanıştım, başımı kapattım ve Anadolu'nun çeşitli yerlerinde dolaşarak konferanslar vermeye çalıştım. Hı hı. Orada gel bizim hanımlarımızı ikna et, onlar başlarını kapatmıyorlar diye beni konferanslara çağırdılar. Ve ben gittiğim o konferanslarda Şule Baş diye adlandırılan ve türbanın belki ilk örneği olan baş kapama biçimiyle başını kapatan kadının da daha hoş görüneceğini de anlatmak üzere ve neden başın örtülmesi gereğini anlatmak üzere sayısız konferans verdim. Amacım başını örtmeyenleri ikna etmekti. Bakın benim ikna gibi bir amacım yoktu. Ben bilgilendirmek için arkadaşlarımız aracılığıyla öğrencilerle konuşma yaptırdım. Ama eğer türbanın tarihinde bir ikna aranıyorsa başını kapatmak için ikna edilenlerin de araştırılması gerekir diye düşünüyorum. Sen cevap vermek istersiniz. Mesela Sema Nur Sönmez Yaman 11 milyon CHP'nin mecliste başörtüsünden rahatsız olduğunu iddia ediyor Nur Serter. 11 milyon kişi töhmet altında artık diyor. 11 milyon Ben öyle bir şey demedim. Öyle demediğinizi. Tabii. Ben peki. 11 milyon CHP'li ya rahatsızdır demedim. Ama 11 milyon CHP'li türbanın ne için gündeme getirildiğinin farkındadır. Bunu içine sindirmiş değildir. Yani ayağa kalkıp da ne güzel artık türbanla da girdiler diye bir alkış tutma çabası içinde değildir. Bunun laikliği ortadan kaldıran Cumhuriyet'in kazanımlarına karşı girişilmiş bir teşebbüsün parçası olduğunun bilincinde. Yine gözüme çarpanlardan Nazım Pektaş da diyor ki CHP başörtüsünün serbest olması konusunda direnç göstermemiş olsaydı bugüne kadar gelmezdi. Konuyu siyasi malzeme yapan CHP'dir diyor. Direnciyle. Bir de Esin KT kullanıcı adı. Bu gelinen noktayla ilgili bir yorumunu paylaşmış. Nur Serter sadece biz sonunda kaybettik demeli bence. Arkalarına orduyu alamayınca böyle oldu. Böyle bir algı var. Ne diyeyim yani? Ne diyeyim? Yani ben ne demek biz sonunda kaybettik? Yani bu toplum, ya böyle bir süreç mi bu? Bu toplum bu kadar mı parçalanmış ve bölünmüş? Bakınız ben başka bir şey söylüyorum. Bunu ısrarla anlamamakta direnenler var. Ben diyorum ki bu bir simgedir. Siyasal simge olarak. Takan için değil. Siyaset yani malzeme yapanlar için önemli bir simge olarak kullanılıyor. Ve bu simgenin amacı, örnek de veriyorum, laik cumhuriyetin kazanımlarına karşı bir duruştur.
bir kalkışmadır diyorum. Bakın çok açık söylüyorum. Çok da net söylüyorum. Çünkü mesele türbanla başlamış, türbanla bitmiş bir mesele değildir. AKP sadece türbanlı 5 kadın milletvekilini içeri sokarak bu mesajı vermiş değil. Orada dikkatleri topladı. Önce yaptıkları var. Milli Eğitim Temel Yasası'ndan Atatürk ilkelerine bağlı bir gençlik yetiştirme hedefini çıkarması var. 4+4 sistemiyle dinsel eğitimi ağırlıklı bir modeli hayata sokması var. Çocukları bir yıl eğitimlerine ara vererek hafızlık kurslarına yollaması var. Umre gibi bir ziyareti Milli Eğitim ve Diyanet'e birlikte yaptırması var. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yaptığı çok net, çok somut açıklamalar var. Artık sizler, imamlar hayatın her alanına müdahale edeceksiniz diyerek. Evlere yapılan baskınlar var. Ben dindar gençlik istiyorum, ben aynı zamanda dininin ve kininin davacısı bir gençlik istiyorum diye toplumu dindar, dinsiz, dinsiz olmayan, tinerci ve ateist diye bölen bir anlayış var. Sürekli dini referanslarla yol alan bir siyasi parti var. Bakınız süt bankası kuruluyordu ya, süt bankası. Bu bir ihtiyaç. Fetva çıktı. Hocalar konuştu. Süt bankası kimin sütüymüş de bilmem, kadından alın, kızı olandan alınmış da erkeği olandan. Yani hangi alana baksanız referansın din olduğu bir topluma dönüşüyor burası. Türban sadece bunun makyajıdır. Bunu anlatmak istiyorum. Eğer bu cumhuriyetin değerleriyle savaşmak birileri tarafından kabul görüyorsa, eğer cumhuriyetin yok olması, ulus bilincinin kaybolması, yerine İslami ümmet esasına dayalı bir toplumsal yapıya geçiş hoşgörüyle karşılanıyorsa, o da onların görüşüdür. Ben böyle düşünmüyorum. Cumhuriyet Halk Partileri de böyle düşünmez diyorum. Bakınız bugün bir İmam Hatip Lisesi hocası Sayın Başbakan'ı bu yüzyılın halifesi ilan etti. Bu kaçıncı ilan? Şimdi bu mantaliteden bahsediyorum. Ulus devlet bilinciyle sorunu olan, çünkü ulus devletin İslam ümmetini ortadan kaldırdığına inandığı için bütün bu değerlerle savaş ilan eden bir iktidar anlayışından söz ediyorum. Türban bunun içinde ne ki? Türban bunun içinde kadını, sadece kadını malzeme yapan bir giyiniş biçimi. Hiçbir şey. Bu Osmanlı geleneği. Bakınız onu bilmiyor musunuz? Biliyorsunuz mutlaka. Aynı şey Osmanlı Devleti yapardı. Ne zaman hazine boşalsa, ne zaman bir savaşta yenilgiye düşse, kadın kıyafeti üzerinden politika, siyaset üretmek Osmanlı geleneğidir. Kadının bilmem eteği dizinin, bileğinin hangi noktasında olacak? Suratının hangi noktasını kapayacak? O kadar bu yeniden su yüzüne çıkarılmıştır. O kadar genel çerçeveler çiziyorsunuz ve bütün argümanlarınızı ona göre kuruyorsunuz ki bu büyük fotoğrafın ve bu büyük cümlelerin içinde bir yerde ben insan tekini göremiyorum. İnsan tekinin elinden alınmış haklarına ne dediğinizi anlamakta güçlük çekiyorum. Yani bir kız çocuğu üniversiteye giderken, bir kadın meslek sahibi olmuş işine giderken, bir kadın vekil olmuş seçilmiş meclisine giderken başını örtüp gidemeyeceğini esasen söylüyorsunuz ama bunu bu kanun, bu büyük resimlerle, bu mevzuata göre ifade ediyorsunuz. Ama ben onun cevabını size verdim. Ben dedim ki bakınız gerekli yasal mevzuat bu şekilde düzenlenir. Anayasa yani değişir. Anayasa buraya girebilir, değişir. Buraya girebilir mi denmeli? Hayır. Anayasadan eğer siz laiklik kavramını çıkarırsanız ki AKP'nin uzun zamandır yapmaya çalıştığı o, laikliğe gerek yok, laikliği çıkaralım anlayışı hakim ya da laikliği kendimize göre tanımlayalım. Burada hemen araya girmek bunu yapabilirsiniz istiyorum. O zaman şimdi, diyorum. O zaman bir engel yok. Hiçbir engel yok. O zaman kimsenin ağzına... Orada şöyle bir şey de var. Eren sen ne olursun tamam, unutma. Şimdi Başbakan Erdoğan Mısır'a mübarek rejimi henüz ayaktayken... Ayaktayken Mısır'a gittiğinde Kahire'de mübarek rejimine laikliği tavsiye eden bir konuşma yaptı. Doğru. Ve bu konuşmayı yapan kişi İmam Hatip mezunu bir başbakan. Tabii. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanıydı. Keşke laikliği önerdi ve savundu. Keşke. Şimdi bu kişinin siz laikliği ortadan kaldırmak istediğini söylüyor ve insan tekini yani kadını bir birey olarak yok sayıyorsunuz, edilgenleştiriyorsunuz. Yok. Kadını asla yok saymıyorum. Kadının temel sorunlarına bakınız kadınla erkeği eşit görmediğini açık ve net olarak ifade eden bir iktidardan bahsediyoruz. Çok net.
kadın ve erkek eşit değildir diyor. Şimdi yani kadın ve erkeğin eşit olmadığını söylüyor da sadece türban konusunda kadın haklarının arkasında duruyormuş gibi görünüyor. Sayın Başbakan keşke Mısır'da onu söyleyeceğini gelip Türkiye'de söylese. Keşke laiklik hem laik hem Müslüman olunmaz, ters mıknatıslanma yapar dediğinde sizin dediğiniz gibi bunu söylemeseydi de hem laik hem Müslüman bu ülkede olunabilir deseydi. İşte Cumhuriyet bunu getirmiştir çünkü. Cumhuriyet hem laik hem Müslüman olabileceğini getirmiştir. Ama Başbakan bunu kabullenememektedir. Onun için bütün bunları yurt dışında söylüyor, gerektiği için söylüyor ama Türkiye'ye geldiğinde söylemiyor. Eğer gerçekten kadının korunması ise hedef, o zaman samimi olarak kadın haklarıyla ilgili önce kadın ve erkeğin eşit olduğunu kabul edeceksiniz. Bakın anayasa çalışmalarında Cumhuriyet Halk Partisi'nin kadın erkek eşitliğine ilişkin hazırlayıp götürdüğü hiçbir madde AKP tarafından kabul edilmemiştir. Lütfen gerçekleri görelim. Yani sanal bir alemde yaşatılıyor. Bir propaganda, yoğun bir propaganda içinde yani sanki karşımızda gerçekten demokrat bir iktidar varmış da kadını o kadar düşünüyor ki hani türbanla gelmelidir anlayışıyla hareket eden bir an. Böyle şey yok. Gelmiştir. Doğru mu? MHP'den de geldi. BDP'den de geldi. Evet. O süreçte siz CHP olarak ne tavır almıştınız? Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin böyle bir önerisi yok. Öneri her parti getiriyor ama onun hayata geçirilmesiyle ilgili biliyorsunuz. Evet. Çünkü BDP o dönem mecliste yalnız kalmış. Yani ben tekrar söylüyorum. Burada kadın üzerinden ve türban üzerinden olaylara bakıp da Cumhuriyet Halk Partisi ne kadar demokratmış, Cumhuriyet Halk Partisi kadına nasıl bakıyormuş gibi sonuçlar çıkaramazsınız. Tamam. Çünkü bu temelde kadın erkek eşitsizliği üzerine inşa edilmiş bir anlayışın kendini ifade etme biçimi haline dönüşmüştür. Yani bu tartışmaları çok başka boyutlara götürebiliriz. Onun üzerinde ben konuşmak istemiyorum. Yani neden sorusunu ama şu sorabiliriz. Üzerinde neden kadının başının örtülmesi gibi bir zorunlulukla kadın inanç gereğiyle karşı karşıya bırakılmıştır diye bir tartışma açılırsa o tartışmadan çok başka sonuçlara gidilebilir. Siz neden? Dini mi? Neden? Dinin bakın emrini mi din, tartışmak gerekiyor? Müslüman ülkelere gidin bakın. Müslüman ülkelerde Pakistan'daydım ben. Pakistan meclis başkanı. Daha muhafazakar bir ülke İslam devleti. Öyle örtülmüyor mu zannediyorsunuz başı? Gayet süslü. Saçları ortada. Şöyle hoş bir şal atmış üstüne. Bütün kadınlar öyle. Sokakta bile öyle. Yani İslam ülkelerine gittiğiniz baktığınız zaman bile bu modeli görmüyorsunuz. Burada başka bir şey var. Ben onun altını çizmeye çalışıyorum. Yani kadının şu saçının telinin nesi erkek egemen siyaset anlayışını bu kadar rahatsız ediyor da kadının başının türbanlanması için bu kadar büyük bir çaba içerisine giriliyor. Bunlar ayrı bir tartışma konusu. Evet, bu ayrı ama tartışma bunlar, konusu. Bakın Türkiye akılla tartışılması gereken şeylerdir. Peki, akılla. Burada tartışmaya açık başka bir soru daha var. Yani bir Twitter kullanıcısı sormuş. Nur Hanım'a sorar mısınız? Ordu görevi pankartı taşımayı ne kadar özlediğini. Bu ordu görevi meselesi Kıbrıs mitingi miydi o miting? Kıbrıs'la ilgili mitingdi. Anıtkabir Çağlayan'da. Bu zannediyorum şeyle ilgili. Ordu görevi pankartına açıldı. YÖK yasası hatırlayın ben o zaman. Kıbrıs gibi hatırlıyorum ama. Öyle bir şey. Ama neyse sonuçta yani, damgasını vurdu. Ordu görevi pankartı damgasını vurdu. Ve tarihe de belleklere de izleyiciler açısından sizin ve birlikte davrandığınız o dönemki yol arkadaşlarınızın ordu görevi pankartını taşıdığı şeklinde geçti. Ordu görevi pankartını sizler mi taşıdınız? Bakınız tabii bunu da defalarca anlattık ama hatta bu Silivri davalarında, Ergenekon davasında bütün kanıtlarıyla dava dosyalarına da girmiştir. Defalarca anlatılmıştır. Ama böyle istiyor insanlar. Zannediyorum şöyle bir psikoloji var. Yani içini rahatlatmak için kötü bir şey bulmak ihtiyacında insan. Yani bak sen ordunun darbe yapmasını istiyorsun dediği zaman karşındaki insanı bir yere koyacak ve içi rahatlayacak.
Hoşlanmıyor çünkü. Yani onun verdiği doğru bilgilerle o gönlündeki ateşi söndüremiyor. İlla ki karşısındakini suçlayacak. Bu arada siz doğru hatırlıyorsunuz. 25 Ekim 2003'te Ankara Tandoğan'da YÖK yasasıyla ilgili. Şimdi, kim açtı ordu görev pankartını? Ordu görev pankartını o zamanki adıyla kendilerini ADKF olarak niteleyen ama bugünkü isimleriyle Türk Solu diye bir dergi, dergi çıkaran bir grup öğrenci ki bu grup İstanbul Üniversitesi Rektörü Kemal Alemdaroğlu'nun üzerine yürüyüp yakasına yapışıp onu tartaklamış bir gruptur. Bu grup İstanbul Üniversitesi'nin o günkü yönetimi içinde benim de olduğum yönetimi hakkında gerçek dışı iddialarla dolu kitaplar çıkarmıştır. Bu grup o zamanki yönetimi AKP iktidarına şikayet etmiş bir gruptur. Bu grup üniversitede düzenlediğimiz öğrenci şenliğini sabote etmek için üniversiteye pantolonların içine demir çubuklar sokarak girmiş bir gruptur. Bu grup açmıştır. Bu grup bunu açacağını, ordunun göreve gelmesi gerektiğini, olaydan önce çıkarttığı Türk Solu dergisini tam sayfa kapak yapmıştır. Olaydan sonra da hiç kimse bizi açtırmadı, biz kendimiz açtık diye Türk Solu dergisinde sayfalarca haber yayınlamıştır. Daha sonra bundan dolayı dava açılmıştır. O davada bu grup beraat etmiştir ve üniversitede haklarında daha sonraki dönemde disiplin soruşturması açılmıştır. Üniversitede sokakta olan bir olay için disiplin soruşturması açamazsınız. Savcılığın devrede olması gerekir. İşte bu grup o gruptur. Üniversite yönetimiyle sürekli çatışan ve yönetim hakkında gerçek dışı iddialar ortaya koyan. Peki bir dakika. Arka arkaya bilgiler sağladınız ama biraz evet, bir grup, sadeleştirmek lazım. Ordu görevi pankartı çünkü belleklere şöyle yerleşti. İşte bu sokak eylemleri, kitlesel bu eylemler aslında hükümete karşı yapılacak bir darbenin toplumsal zeminini oluşturmak amaçlıydı. Ve zaten bu amacını hiç gizlemedi. Ordu görevi pankartla da çağrısını yaptı dedi. Ve arkabindeki bütün süreç de aslında bu imaj üzerine bina edildi. Peki ordu görevi pankartını açanlar arkasından gelen süreçte yargılama süreçlerinde beraat etti diyorsunuz. Evet. Peki bu beraat etmesi soruşturmaya kovuşturmaya uğrayıp yani tam da açıklanması zor bir durum bu. Evet. Çok ilginç. Peki ya, bunu neyle açıklıyor? Yani siz bir açıklamanız da olsa gerek. Şimdi tabii bugüne geldiğimizde bu olayı daha net görebiliyoruz. Şimdi sadece o pankart dolayısıyla o pankartın açılacağından haberi olmayan ve o pankartın kapatılması için müdahalede bulunan pankartı açanları da suçlu kabul eden üniversite rektörleri Kemal Alemdaroğlu, YÖK Başkanı Kemal Gürüz, o zaman orada bulunan Fatih Hilmioğlu, işte yine gelen Ferit Bernay, Mustafa Yurtkuran gibi 5 rektör, Haberal, Sayın Haberal hocamız, o zaman da rektördü biliyorsunuz, Başkent Üniversitesi rektörü, açılan davalarda iddianamenin en geçerli kanıtı olarak bu pankart kullanılmıştır. İşte üniversitelerin Anıtkabir'e yaptığı ziyarette ordu göreve pankartı açtırmak. Bakın bu grup İstanbul Üniversitesi'nden giden bir gruptur. Ordu göreve pankartı açan grup. İstanbul Üniversitesi bu törene trenle gitti. Birkaç vagon bilet aldık. Birkaç vagon trenle gitti. Bu gençler İstanbul Üniversitesi öğretim üyeleri ve bir grup öğrenciyle birlikte trene gelmek istediler. Trene dahi alınmadılar. Böyle bir şey yapacağını düşündüğünüz için. Böyle bir şey yapacağı için değil. Ondan önceki performansları bilindiği için. Bu bir provokasyon mu diyorsunuz? Bu açık ve net bir provokasyon olarak bugün itibariyle ortaya çıkıyor. Yani o gün anlaşılır bir şey değildi. O gün şöyle baktık. Ya bir grup öğrenci işte çok radikal açtı böyle bir pankartı. Hemen de kapattırıldı. Ne münasebetsizlik şey, diye bakıldı o gün. O gün yıllık, bunun bu boyuta varacağını bilemez. 2-3 yıllık bu süreç kurgulanmış bir süreç mi? 10 yılı aşkın değil mi?
Kaç yıl? 2003. Evet, 10 yıl. 10 yıl geçti ve 10 yıldır bu pankartı açmakla suçlanan ve cezaevlerinde ömür çürüten insanlar, rektörler haykırıyorlar. Diyorlar ki biz bu pankartla ilişkili değiliz. Biz bunu onaylamadık. Peki. Onaylamayız. Ama bu pankart bugün işte bir izleyici bütün bunları tabii ki bilmeyebilir. Hala bunu bir soru olarak getiriyor. İzleyicimiz sorusuna vesile olmuş oldu. Biraz CHP konuşmaya ne dersin? Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi hakikaten ben Fenerbahçe olduğum için Fenerbahçe'yi ben Fenerbahçe gibi hep böyle ne olacak bu Fenerbahçe'nin hali diye bir cümle vardı. Nedense CHP'de hep ne olacak bu CHP'nin hali şeklinde sürekli tartışılıyor. Belki bir CHP milletvekili olarak bu sizi rahatsız ediyor olabilir. Bu ifadem de rahatsız ediyor olabilir ama CHP hep bu şekilde tartışılıyor. Ve şimdi hani ne olacak halinden daha çok hani o yüzü asık bir şekilde değil, daha farklı bir boyutta Mustafa Sarıgül'le birlikte ne olacak bu CHP şeklinde yeniden tartışılmaya başlandı. Sarıgül'ün adaylığı söz konusu olursa İstanbul'da Cumhuriyet Halk Partisi bu konuda bir sıkıntı mı yaşar yoksa aradığı tarihi fırsatı mı bulur? Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi aslında hiçbir kişiye mecbur bir parti değildir. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi çok tartışılıyor dedin. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi çok tartışılıyor. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin her şeyi çok şeffaf ve açık. Ve Cumhuriyet Halk Partisi üzerinden tartışmalar yapmak çok da hoşuna gidiyor medyanın. Belki Cumhuriyet Halk Partisi bu kozları da veriyor. Çünkü çok şeffaf bir partiyiz. Eğer biz de tek tip bir ağza bakan ve onun gibi genel başkan gibi konuşan bir parti olsaydık bu kadar tartışılmayabilirdik. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde bunu kabul edip saygı göstermek gerektiğini düşünüyorum. Gerçek anlamda demokrasi yaşanıyor. Eğer yaşanmasaydı kimse konuşmazdı. Cumhuriyet Halk Partili her milletvekili, hatta milletvekillerini bırakın, Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermiş seçmen sizi günün, gecenin herhangi bir saatinde arar. Sizi derken beni arar, genel başkan yardımcısını arar, genel başkanı arar. Ve bugün de şöyle dedin, niye dedin diye sizden hesap sorabilir. İşte bunun karşılığında susturulmaz, kendisine en ufak bir şey yapılmaz. Düşüncelerinden istifade edilmeye çalışılır. Şimdi bu şeffaflık Cumhuriyet Halk Partisi'nin sanki içinde çok büyük kıyametler kopuyormuş gibi olduğundan da büyük bir kaotik tablo çizilmesine yol açıyor. Ama bu bizim bir artımızdır, bir eksimiz değildir. Şimdi gelelim Sarıgül'e. Evet, Sarıgül'den önce bir şey sorabilir miyim? Tam da şu bıraktığınız noktayla ilgili olarak. Şimdi Anayasa Komisyonu'ndaki çalışmalarda defalarca orada CHP'yi temsil eden 4 üyeniz, 3 üyenizin kendi içinde görüş farklılıkları oldu. Bunun bir grup kararı olmadığı, kişisel fikrini parti kararıymış gibi sunduğu gibi kamuoyuna yansıyan. Doğru. Sırf o değil yani işte mesela başörtüsü konusuyla ilgili, Kürt meselesinin çözümüyle ilgili. İşte çok tartışmalı konuda birbirinden çok farklı görüşün olması o konuda ama partinin bir karar alması gerekiyor. Ortak bir partinin karar alması bir görüşü icap var. Ediyor ki tabii. Hani yürünebilsin. Tabii. Burada bir sıkıntı şimdi yok bakın, mu yani? Burada en büyük sorun belki Anayasa Komisyonu'ndaki olaydır. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu konuda bir görüşü vardır. Görüş nasıl oluşur? Milletvekilleri görüşlerini söylerler. Partinin merkez yönetim kurulu MYK'sı toplanır. Bir karar oluşturur. Ve bu karar tebliğ edilir, bir görüş olur. Şimdi alınmış bir karar, bir anayasa değişikliği yapıyorsunuz. Deniliyor ki işte ilk 4 madde bizim kırmızı çizgimizdir. Deniliyor ki işte Cumhuriyet Halk Partisi kesinlikle ana dilde eğitime karşıdır. Örnek veriyorum. Şimdi bu Anayasa Komisyonu üyesi arkadaşlarımızdan bir tanesi, hayır ben öyle düşünmüyorum, şöyle düşünüyorum diye bir gazetede bir makale yayınlamış. Bir diğeri çıktığı bir televizyon programında bir konuşma yapmışsa ve bu karar aşamasına komisyonda gelinmişse, hayır bu partinin şöyle bir genel MYK'sından çıkan kararı vardır diye müdahale etmek mecburiyetinin doğmuş olması gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi açısından bir üzüntü verici bir durumdur. Ben
Yani bunun bu eleştiriyi alıyorum ve kabul ediyorum. Ama onun dışında tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel bir çizgisi vardır. Bu genel çizgi Cumhuriyet Halk Partisi'nin ideolojisidir, ilkeleridir ve parti programında yazılmış olan esaslardır. Hiç kimsenin, hiçbir bireyin hangi statüde olursa olsun, hangi makama gelmiş olursa olsun bir kurultay yapılıp Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni bir parti programı benimsemeden, değiştirmeden veya ilkeleriyle ilgili, oklarıyla ilgili bir değişiklik yapmadan bunun dışında, bunun hilafına hareket etmesi mümkün değildir. Bir kere bunu bir belirleyelim. Yani burada kim konuşuyor, ne konuşuyor derken partinin seçmenine vereceği mesaj açısından bu bence çok önemlidir. Ama bunun ötesine herkes fikrini kapalı kapıları arkasında söyler, konuşur, tartışır. Biz bunu yapıyoruz. Benimle çok aykırı fikirde olan arkadaşlarım var. Kendilerini inanın insan olarak da çok seviyorum. Konuşuyoruz, tartışıyoruz. Yine o öyle düşünüyor. Ben böyle düşünüyorum. Şöyle yapalım mı? Süremiz azalıyor. Süremiz azalıyor. Şimdi gelelim Sarıgül'e. Şöyle bir şey yapalım mı? Biraz zamandan kazanmak açısından. Hani seri sorular ve seri yanıtlar diye bir tur yapalım. Öngörüleriniz açısından siyaseti Sarıgül'ün İstanbul'a aday olmama ihtimali var mı? Tabii ki var. Var. Peki Sarıgül'ün tek hedefi CHP'ye dönmek miydi? Bunlar kamuoyunda konuşulan ve tartışılan şeyler. Ben, sizin yorumunuz alıyorum. Ya ben onu bilemem. Gerçekten kendisiyle hiçbir tanışıklığım yoktur. Yani çünkü eskiden şu da tartışılan konulardan bir tanesi. Tek hedefi aslında CHP'ye dönmekti. İstanbul Büyükşehir'den daha çok ve genel başkanlığı hedefliyor. Olabilir. Yani bu ben siz ne kadar ne biliyorsanız ben de o kadar biliyorum. Başka tartışılan bir şey. Spekülasyon yapamam. Peki, benim de delil yok. Yani. Genel başkanı Sayın Kılıçdaroğlu ilk önce şöyle demişti. İstanbul'da kim aday göstereceğimizi anketler belirler. Doğru. Hala da öyle. Ama sanki bu yakınlarda temayül yoklaması gibi bir... Hayır. Şimdi bakın yani ilçe bazında kararlar alınıyor. Hangi ilçede hangi yöntem kullanılacağına ilişkin. Bazı ilçelerde, ilde demiyorum ama, bazı ilçelerde temayül yoklaması, bazı ilçelerde kamuoyu araştırması. Ama İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için şu ana kadar bildiğimiz... anketler. İki isim geçiyor. Çoğunlukla tartışılıyor kamuoyunun önünde. Biri Mustafa Sarıgül, biri Gürsel Tekin. Gürsel Tekin'in o CHP'deki değişim süreci diyelim. Genel başkan değişim sürecinde yapılan parti meclis seçimlerinde en düşük oyları alan adaylardan bir tanesiydi. Mustafa Sarıgül ise Cumhuriyet Halk Partisi'nden çıkartılmış bir isim. İhraç edilmiş bir isim. Şu anda İstanbul'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin potansiyel iki adayı parti meclisinde en düşük oy alanla ihraç edilmiş bir isim mi? Böyle mi gidecek şimdi, hayır, İstanbul'da? Şimdi bunu bu şekilde şu anda net olarak söyleyemeyiz. Çok ciddi ve samimi olarak size söylüyorum. Şimdi adaylarla ilgili bir çalışma daha tamamlanmadı. Yani kamuoyu araştırması. Bu kamuoyu araştırması sonucuna göre belirlenecek adayın kim olacağı. Ama bana soruyorsanız yani derseniz ki yani neye göre belirlenmeli? Ben çok açık ve net şunu söylerim. Bana göre herhangi bir belediyede, ilçe belediyesi olabilir, büyükşehir olabilir, aday olacak kişinin önce, her şeyden önce pırıl pırıl, tertemiz ve çok dürüst bir insan olması lazım. Hakkında hiçbir spekülasyon çıkmamış. Temizliğinden, dürüstlüğünden herkesin %100 emin olduğu biri olması lazım. Neden bunu söylüyorum? Çünkü biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi ve Sayın Kılıçdaroğlu dosyalar üzerinden çok çalışmalar yaptı. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarın yolsuzlukları üzerine çok giden bir parti. Bu konuda samimiyetini belli etmesi açısından dürüstlük çok önemli. İkincisi projeleri olan bir insan olacak. Yani öyle boş konuşmak değil. Üçüncüsü halk tarafından sevilen, sempatiyle karşılanan, halkla kucaklaşabilen bir insan olacak. Ve dördüncüsü tabii ki Cumhuriyet Halk Partili olacak. Sapına kadar sosyal demokrat politikaları hayata sokacak çünkü. Bunları benimsemiş bir insan olacak. Çok başka kriterler de söylenebilir ama bu dört kriterin temel belirleyici olması bir elekten geçiş. Hiç. Yani aday adaylıklarının belirlenmesi açısından çok önemli. Yani bir elek. Net bir soru daha soracağım.
Eğer Deniz Baykal hala genel başkan olmuş olsaydı Mustafa Sarıgül'ün CHP'ye dönme ihtimali var mıydı? Adaylığı tartışmalar olur muydu? Yoktu. Bana göre kaydı yok. Geçmesi açısından tahminim sormuştum. Yani ben tabii aha, kimse adına konuşmuyorum, onu söyleyeyim. Sayın Baykal'la da bu konu. Çünkü Sayın Baykal böyle bir konuyu hiç açmıyor ve konuşmuyor. O nedenle konuşmuyorum. Ama bence benim yaklaşımım doğrultusunda yoktu. Peki CHP içerisinde Sarıgül'ün adaylığına bir muhalefet olduğunu da biliyoruz aslında, evet, dipten yürüyen. Evet. Kamuoyu araştırmaları Sarıgül derse de bu karar böyle mi çıkar, yoksa teşkilat içindeki... Şimdi tabii yani bir İstanbul gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok iddialı olduğu bir kentte belediye başkan adayı olursa hiç kuşkusuz örgüt de onun etrafında bütünleşir ve çalışır. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin terbiyesi bunu gerektirir diye düşünüyorum. Ama tabii inanarak çalışmak, benimseyerek adaya çalışmak, her kim olursa olsun, yani Sarıgül için veya bir X şahıs için, her kim olursa olsun, çok daha etkili olur. İlla ki de yani bu iki ismin dışında başka bir isim olmayacak diye bir şey yok. Her kim aday olursa inanın mu? Mutlaka başka parti bir aday gölgede yatan vardır. Parti içinde konuşulan isimler var mı? Yani adaylıkları için başvuruda bulunmuş insanlar var. Adaylıkları için var ama yani sonuçta... Bilmiyorum ben... Siz Cumhuriyet Halk Partililer kendi aranızda... Yani milli milletvekili olarak hani milletvekilleri kendi aralarında... Çok böyle bir tartışma yapmıyorlar. Siz çok İstanbul önemli. Milletvekilisiniz. Sarıgül'ün aday olması halinde siz de bir milletvekili olarak seçildiğiniz ilde o belediye başkan adayı için çalışacaksınız. Anlamı çıkar mı az önce kurduğunuz gibi? Yani yani ben bu burada yaparım yapmam diye bir şey söylemiyorum. Bize ne görev verilirse yaparız milletvekili olarak, öyle söyleyeyim. Sarıgül ile ilgili devam etmek istiyor musun Eren? Benim sorularım bitti. CHP'de başörtülü bir başkan adayı olabilir mi iller, ilçeler bazında? Göreceğiz. Şu anda bilmiyorum. Yani böyle adayları var mı bildiğiniz? Şimdi bizim genel yaklaşım şeyde nasıl? Vardır. Mesela bizim kadın kollarımızda vardır. Parti örgütünde vardır, ilçelerde vardır. Belediye başkan belki... Başkan adayı değil de başka alanlarda olabilir. Belki başkan adayı. Onun karar vericisi ben değilim. Mitingleriniz de varlar. Varlar tabii canım. Ama eskiden beri var. Onlardan bir tanesi milletvekili olması, bakın, belediye başkanı olması. Bakın Cumhuriyet Halk Partisi ve türban konusu şöyle anlaşılmasın. Yani Cumhuriyet Halk Partisi sokakta bütün başı kapalı kadınlara karşı böyle bir şey yok. Bakın Cumhuriyet Halk Partisi açısından da yok. Nur Serter açısından da yok. Sokakta insanın şöyle ya da böyle bir kıyafet içinde gezmesi hiçbir sorun teşkil etmez. Böyle bir şey de yok yani, böyle bir isteksizlik, bir tepki falan da diye düşünmeyin. Sadece bakın kanunun sınırladığı alanlardan bahsediyoruz biz. Sadece yasa çerçevesinde peki, konuşuyoruz. Peki yasal mevzuat bu şekilde düzenlendiğinde Cumhuriyet Halk Partisi olarak başörtülü aday, başörtülü vekil... Saflarınızda başörtülü yurttaşları saflarınıza katıp onlara siyaset yapar mısınız? Yasal mevzuatına yani, uygun yani olduğu şartlarda. Yani ben bilmiyorum. Bir genel başkan olursam düşünürüm. Şu anda o konumda değilim. Bu konulara partilerin genel başkanları karar verir. Burada belirleyici olan bakın şöyle bir algı çıkarsa çok kötü olur. Yani sadece belli kesimlere mesaj vermek için başörtülü aday koymak aslında benim çok eleştirdiğim din istismarının başka bir versiyonudur. Evet. Ama liyakati, kaliteyi, kapasiteyi, beceriyi ele alarak aday belirlerken böyle bir ayrım yapmamak gibi bir yasal değişiklikten sonra bir tutum benimsenirse buna benim diyeceğim bir şey yoktur. Peki Cumhuriyet Halk Partisi bir siyasi partinin ya da siyasi hareketin hep siyasi bir argüman olarak kullandığını iddia ettiğiniz başörtüsü sorununu bu meseleye onların elinden almak için, kendisi Türkiye'nin normalleşmesi için başörtüsünü mecliste, kamusal alanda yani her yerde bu özgürlüklerin önündeki engelleri kaldırmayı düşünmez mi? Türkiye'nin normalleşmesi Cumhuriyet Halk ve Partisi adına konuşamam. Cumhuriyet Halk Partisi adına konuşamam. Kendi adıma konuşabilirim. Kendi adıma konuştuğum zaman ki sınırı da çok net belirttim. Dedim ki eğer
hukuken bir engel yoksa söyleyeceğim hiçbir şey yoktur. Ama hukuken bir engel var da ben bu engeli görmezden geliyorsam o zaman işlenen hukuk dışılığın bir parçası olarak kendimi görürüm. Bu da zaten illegal bir durumdur. Benim söylediğim bu. Sadece ve sadece budur. Peki ben yine bir hızlı soru cevap kısmına geçeceğim. Hakikaten birçok insanın merak ettiği, benim de merak ettiğim bir konu. Bir Cumhuriyet Halk Partili'ye bunu sormak isterim. Cumhuriyet Halk Partisi çok kritik bir dönem geçirdi. Ve hiç kimsenin ummadığı bir süreçte, öyle sandıkla falan değil, bir başka yolla genel başkan değiştirdi ve yeni bir yola girdi. Adı da Yeni CHP diye devam etti. Fakat herhalde Cumhuriyet Halk Partisi için çok sarsıcı bir dönemdir bu şekilde genel başkan değiştirmek. Bu kadar sarsıcı olmasına rağmen Cumhuriyet Halk Partisi bu kasetin peşini neden bıraktı? Vallahi bunun cevabını ben veremem. Ben çünkü bunun çok önemli bir olay olduğunu düşünüyorum. Bunun mutlaka peşinden gidilmesi gereken bir olay olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanına yönelik bir olay değildir. Bu Türkiye siyasetini yeniden şekillendirmeye hedefleyen bir olaydır. Yani siyaset yeniden çizildi, yeniden kurgulandı bu süreçten sonra. Sayın Baykal, o kasetin hemen arkasından iki tane önemli cümle kurdu. Bir açıklama içinde iki önemli cümle kurdu. Biri dedi ki bu kasetin okyanus ötesiyle alakası yoktur. Evet. İlk önce bunun altını çizdi. Ardından da dedi ki şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'ni kim dizayn etmek istiyorsa etsin dedi. Arkasından Cumhuriyet Halk Partisi dizayn edildi mi sizce? Bunun kararını verecek olan ben değilim tabii. Yani bunu kamuoyu nasıl görüyor, halk nasıl değerlendiriyor bilemem. Ama en azından yeni CHP diye bir kavramın ortaya çıkmış olması Cumhuriyet Halk Partisi'nin temel ideolojik duruşuyla ilgili bazı değişikliklerin ortaya çıkar hale gelmesi bir farklı politikanın olduğunun işaretlerini kimilerine göre veriyor. Kimileri de diyor ki hayır, Cumhuriyet Halk Partisi ilkelerine, ideolojisine köküne kadar sahip çıkar. Sadece biz daha çok çalışacağız, halka daha yakın olacağız. Onun için yeni CHP istiyor. Bu değişiklikten ve bu kasetten hemen önce iki şey mesela benim zihnimde yer etti. Geriye dönüp baktığımda ne oldu kritik diye. Mesela çok ciddi bir kutlu doğum haftası konuşması vardı Baykal'ın. Evet. Ve aldığı tepkiler her kesimden fazlasıyla olumluydu. Çok güzel bir yine konuşmaydı. O dönemlerde yine yanlış hatırlamıyorsam işte başörtüsüne rozet diye geçen ama başörtü insanlar da CHP rozetinin takıldığı bir dönemdi. Bu anlamıyla referansları itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi'nin o algıdaki o çok köşeli ve laik yapısının dışında bu tabanda seslenen bir yere doğru Baykal gidiyordu. Aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin gerçekte ne olduğunu göstermeye çalışıyordu. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin sürekli dinle çatışan, dinle sorunu olan, dinsiz, ateist bir parti algısının gerçek olmadığını ortaya koymaya çalışıyordu ve çok samimiydi. Ben o konuşmayı Sayın Baykal'ın bizzat kendisinin hazırladığını da çok iyi biliyorum. Çünkü çok derin bir dini bilgisi, kültürü ve müthiş bir inancı vardır. Yani bunun üzerinden siyaset yapmaz, yapmamıştır, dillendirmez bile. Ama son derece de inançlı bir insan. Son sorum da şu, bu kısımla ilgili bitireceğim ve süremize zaten son bir dakika gibi. Sayın Baykal, o kaset sonrasındaki ilk röportajını herkes merak ediyordu. Nerede ne açıklama yapacak diye. Taraf gazetesine verdi. Ve bu da şaşırttı. Neden Taraf gazetesine konuştu sizce? Yani inanın ki bunu çünkü ben... Çünkü yelpazede karşı karşıya durulduğuna anladım, dair bir algı vardı. Anladım. Fakat gitti bir Taraf gazetesine bir konuştu. Mesaj içeriyor mutlaka bu. Ancak Sayın Baykal bu gibi konuları çok iyi planlar. Çok iyi düşünür. Atacağı her adımın mutlaka bir nedeni vardır. Sarf ettiği her cümlenin ve her kelimenin mutlaka önceden düşünülmüş, emek verilmiş bir tarafı vardır. Ama onun adına cevap veremeyeceğim gibi ben de buna bir net bir yorum yapmaktan acizim. Çok açık ve net söyleyeyim. Yani çok kesin bir yorumum olmuş olsaydı bunu söylerdim ama büyük ihtimalle tabii
Bunun okyanus ötesiyle bir bağlantısının olmayışını eğer Sayın Baykal söylediyse bunu farklı algılayanlar oluyor bazen. Yani işte bir mesaj iletmek istedi falan. Böyle bir şey yapmaz. Böyle bir şey tabiatında yoktur. Mutlaka o konuda bir bilgi vardır elinde. O bilgiye göre hareket etmiştir diye anca yorumlayabiliyorum. Ama daha fazla bir şey söylemiyorum. Bir gün kendisini davet edin, belki katılırsa kendisine sorarsınız. Biz buradan bu çağrıyı yapmış olalım sizinle. Tamam. Senin var mı soracağın? Bir son soru belki, evet, vaktimiz bittiği için belki çok var. Kısa da cevaplayabileceğiniz bir şey. Bu sizin ikinci dönem milletvekiliğiniz. Evet. İlk dönemle, yani Baykal'ın genel başlığındaki ilk döneminizle bu ikinci dönem arasında ne gibi farklar hissediyorsunuz? Kendi partinizde biraz daha yabancı ve uzak mı hissediyorsunuz yönetime kendinizi? Şimdi tabii yönetimin içinde birbirinden çok farklı görüşte arkadaşlarımız var. Bazı arkadaşlarımız tamamen benimle aynı görüşü paylaşan arkadaşlar. Benim ne olduğumu anlatmama ihtiyaç yok. Ne olduğum çok açık ve aşikar belli. Ben Atatürkçüyüm. Tek kelimeyle öyle özetleyeyim. Ve ben inandığım doğrular için sonuna kadar mücadele ederim. Onları örtmem, kılıflamam, başka şekilde göstermeye çalışmam. Dolayısıyla politikacı da olamamış bir kişiyim. Dolayısıyla baktığınız zaman ben bu dönemde çok rahat hareket ediyorum aslında. Eğer çok rahat hareket ediyor olmasam sizin karşınıza çıkıp bu sorulara bu şekilde cevap vermezdim. Ben ilkemden hiçbir zaman ödün vermem, vermeyeceğim, vermedim. Benim için siyasetten daha önce olan ülkemdir, ülkemin çıkarlarıdır ve o çıkarlara inandığım doğrultuda hizmet etmektir. Bu çizgide bu dönemde çalışmayı sürdürüyorum. Ama keyif almak açısından tabii baktığınızda zaman ilerledikçe alınan keyif de o ilk heyecan da daha farklılaşıyor diyebilirim. Çok teşekkürler. Ben çok teşekkürler. Konuk oldunuz. Kayda geçecek cevaplar kayda verdiğiniz geçecek için. Cevaplar verdiniz. Değerli izleyenler, kayda geçtiğiniz sonuna geldik. Profesör Doktor Nur Serter'i ağırladık. Önemli yanıtlar verdiğini, kayda geçecek yanıtlar verdiğini düşünüyoruz. Evet, kesinlikle. Aslında bir de bir kitap hazırlığı var. Yayından önce bizimle paylaştı ama biz zamanı yettiremedik. Kitabı konuşamadık ama bizle paylaştığı şey bu çok tartışılan dönemle ilgili başörtüsü eylemlerinin ve işte 28 Şubat süreci belki de denilen dönemle ilgili kamuoyunda çok bilinmeyen noktaları da aydınlatacak bir kitap hazırlığı içerisinde olduğunu ifade etti. Umuyoruz ki bir başka programda o kitapla birlikte alır, kamuoyunun öğrenemediklerini, ne olduğunu kitaptan öğrenir ve kendisine yeniden kayda geçecek sorular sorup kayda geçecek yanıtlar almaya çalışırız. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Hepinize iyi akşamlar. İyi akşamlar, haftaya yine kayda geçecek bir konukla buluşmak üzere.